Moto günler sevgili basketbol severler. NBA Digital ekranlarına NBA Extra'ya hoş geldiniz. Sevgili Yiğit Tezcan'la birlikte bu platformdaki ilk bölümümüz, ilk programımız olacak. Abi gerçekten heyecanlandık. Ben bayağı heyecanlıyım. Yani. Yayın yaklaştıkça ben de... Bir hoş geldin programı ol ama hızlı girdik. Hoş geldin gerçekten de. Çok çok heyecanlıyım. Ben çevirmeden. de seninle burada olmaktan. Underrated'ı konuşalım dedik. Steph Curry için Apple TV tarafından hazırlanan bir belgesel. Underrated adı üzerinde hak ettiği değerin altında gören evet. olarak tercüme edebiliriz ve underdog bir okulda yani çok istim üzerinde olmayan çok fazla radarda bulunmayan aslında Steph Curry'nin basketbol haritasına soktuğu bir okul Davidson ki ondan sonra da bir daha o seviyeye çıkamadığını gördük yakın dönemde. Senin de çok iyi kolej takip ettiğin dönemler evet, yayın merak öncesinde oldum. de çok konuşmuştuk. Senin radarına Steph Curry ne zaman girdi, nasıl girdi? E şimdi editörlerimiz ekler. O dönem College Hoops diye bir oyunu vardı. Artık bu oyuncu benzerliği hikayesinden yapılamıyor. Şimdi oyunculara para verecekler artık biliyorsun. Yeni bir şeyle birlikte. Endorsement alabilecek kolej oyuncuları. E, o dönemler oyuna da çok meraklıydım. Öyle olunca e, gizli ve yasaklı kaynaklardan... Çünkü Kolej Vastbol'un resmi bir yayıncısı yoktu o zaman. Takip ediyordum. Şöyle söyleyeyim Davidson'la ilgili söylediğin doğru... Şu an Eytan'da oynamaları lazım konferans. Ve bu daha güçlü bir konferans aslında. Atlantik bölgesinde Philadelphia takımları, Virginia takımlarının falan oldu ama eski Southern konferansı en kötü. Yani Division 1 basketbolunun divi diyebileceğimiz bir konferans aslında geniş vadede düşündüğümüzde Steph Curry'nin o Elite Eight'e e kadar, son 8'e kadar gittikleri seriyi yakalaması o okulla. Okulu da bir adım ileri taşıdı diyebiliriz. Yani tam tipik bir underdog hikayesi. Steph Curry'e geçmeden önce okuldan da bahsedelim. Pota 6 oyuncuları 2-0-3. Ee, takımın en iyi oyuncusu Jason Richards sakatlanıyor onun bir kariyeri yok ama Andrew Lovelace sanır Fransa 2. Liginde bir oynayabilmiş Fransa Avrupa'da. Var, sonra Fransa Tam oynamamış ama 2-3 sayı evet. ortalamayla oynamış ona da baktım. Yani tipik bir underdog hikayesi o işte Georgetown galibiyeti geriden geldikleri belgeselde konuşuruz anlatılan bunları başarmaları falan çok büyük mucize o takımın. Ya takıma şöyle bir baktım gerçekten... Basketbolun dışına çıkan çok fazla kariyer de var. Mehmetcan Çivi var mesela, bir Türk takım arkadaşı var Steve Kernun ve zannediyorum mühendis olarak çalışıyor. E Richards NCAA'lerde çok iyi bir sezondan sonra gelişim liginde, şimdiki G League, o zamanki D League'de Utah'ın takımıyla tek sezon geçirmiş ama o da sonrasında... ACL galiba öyle ciddi bir sakatlı oldu. Evet bir basketbol kariyeri yapamıyordu. Şu an o da NBA'nin uluslararası ilişkiler departmanında bir şekilde çalışıyor. Sen Lavdale'dan bahsettin o da Fransa 2 oynuyor ki herhalde Curry'den sonra en büyük profil en büyük kariyer onunki. Yani Fransa 2'ye maksimum çıkabilen bir kariyer. Hakikaten çok küçük bir okul ve çok özel bir hikaye. Ya işte Köre'nin hikayesinin buradan alınması aslında belgeselde en çok hoşuma giden şey oldu. Mütevazi bir belgesel olduğunu düşünüyorum ben. E, kafamıza vura vura nasıl bir underrated oldun. Gerçi belgesel şeyle başlıyor ama bunu söylemek zorundalar. Reggie Miller geliyor, oturuyor ve scout raporuyla başlıyor. Köre'nin NBA'de oynayamaması için 3-5 tane neden oynayamayacağını anlatan 3-5 neden saydı. Çünkü combo e, guard ama iki pozisyonda oynaması sıkıntılı. 2 numara için kısa, bir numara için takımı yönetebilecek becerileri o zaman henüz gelişmemiş. E şu stili işte karından başladığını söylüyor lisede babasıyla çalışıyorlar belgeselde anlatıyorlar ama hala aslında burnunun önünden atıyor. E, Curry NBA tarihinin bir nevi üçlük devriminin aslında payonir diyeceğimiz önce oyuncularından birisi ama diğer oyunculara baktığımızda geçmişten e, Reggie'nin deli gibi sayısı var 2-0-1. Ray Allen, acayip atlet sakatlıklarından önce ve e, sadece üç sayı değil skor becerisi var son yıllarda daha spot'a gidiyor. Curry'e baktığında aslında o dönem bir iki tane gardı konuştuk seninle. Ha, Chris Lofton senin iyi bildiğini abi. Bo McCaleb mesela. Avrupa'da oynayabiliyorlar. Ki daha büyük dönemde. okullardan yani. Lofton Tennessee'den. Tennessee'den Bo McCaleb ufak bir okullandı. E, Chris da tabii şöyle bir oldu. ufak ayrıntısı var. Bir kanser atlattı. Yani Lofton'un Avrupa'ya geçiş sürecinde bir kanser atlattığı dönem var. Onu da hatırlatmak lazım. Ama o da mesela inanılmaz bir skorerdi. Yani Türkiye'de 17 üçlük soktuğu maç var. 60'ın üstünde attı. Yine bir Fenerbahçe maçı var 47 attı. E, bence NBA olabilecek bir oyuncu. İyi bir kıyaslama Steph Curry örneği oldu. Evet. Yani... Ya aslında demek istediğim katılırsın herhalde. Bu tarz bir oyuncunun zirvesi Avrupa'da iyi skorer bir guard olması gibi düşünüyoruz. Mesela tam oyun stilleri birebir benzemesi de Shane Larkin'i düşün mesela. Evet. Hani NBA kariyerini ve Avrupa'da yapabildiklerini düşün. Bu açıdan baktığımızda oyunu değiştiren bir oyuncu olması ve Davidson'la anlaşırken de belgeselde böyle yansıtılıyor. Aslı tam böyle midir bilinmez ama hiçbir okulda peşinden koşmamış. Hani Division 1'de başka bir okul da anladığım kadarıyla ciddi bir aday da olmamış. Mike Shevski'nin bir demeci var. Hatta belgeselde de koymuşlar ki ben onu birkaç yıl önce görmüştüm. Ya bizim kampımıza geldi ama çocuğa baktım. Onun boyu kaç? 1.73 mü? 1.75 mi? Küçücük bir çocuk geldi falan diyor. Önemli bir fırsat kaçırmış tabii onlardı. E tabii belgeselde de zaten o gerilimle başlıyor. İlk maçında 13 top kaybı yapıyor. Ama tabi ben maçın box skoruna baktım. Hemen koştum. Kolejde biliyorsun çok normal. Acemi oldukları için tam sağ baskılarda, yarı sağ traplerde şunlar bunlar deli gibi top kaybetmeleri çok normal. 32 top kaybı yapmış Davidson yani. Sadece köründe, de suçu değil. Ki kazandıkları maçlarda da mesela 2008'de de o tam sağ baskıyla traplerle maçı çeviriyorlar. Yani kolej basketbolunun doğası gereği e tabi normal. Ufak bir takım. İki tane guardları var. Biri 1.83 herhalde. Köre'de 1.88. E uzunları 2.01, 2.03 civarı. Ufaklar Georgetown'la oynadıkları o maçta Roy Hibbert var. Gerçi kısa oynuyor ama. Allah'tan Roy Hibbert çok erken beşliyor bu arada. O maç dönmezmiş. Yani 15-16 dakika falan oynayabiliyor Roy Hibbert galiba. Yani çok undersized bir takım. Yani rakibin gardına bakıyorsun. 1.93'lük, 1.95'lik adamı oynatıyor guard pozisyonunda. Biraz da öyle oynamak zorundalar. o dönem şöyle bir şey söyleyeyim. Benim hatırladığım Konu saptı geldi aslında buraya kadar getirdik biraz döndüğüm oldu. nasıl hatırlanıyordu diye düşüneyim ben. Şimdi yedinci sıradan seçilmesi bir kere zaten çok aşağıdan seçilmiş bir oyuncu değil. Hani belki underrated yaftasını bu birazcık nasıl diyeyim bizi şüpheye düşüren bir şey olabilir. Yani niye yedinci sıradan seçildi ama şunu unutulmasın Dan Nelson kadar maceracı bir adam. Hani hücum basketbolu bana ne şut sokuyor deyip de Curry'i... Evet yani yedinci sıradan seçilmesi ufak çaplı bir sürprizdi. Arkasından seçilen bir guardları düşünelim. Erdoğan. Ee, Tyle atletik olarak yani Tyle Olson daha önce seçebilirdi birçok cihazı. Drew Holiday. Evet, evet. Drew Holiday baktığında. Başka düşünüyorum. Arkasından seçilen Tyler Hansborough galiba aynı tarafta. Önünden Harden seçildi. Tabit seçildi ama onu saymıyorum yani. <laughs> yani evet. Hakim Alajvan İkiden Pantezile, gitti galiba. Evet. Olsun. Herkes o riski zaten alırdı. Biraz üstten seçildi ama şunu hatırlıyorum. Ben dediğim gibi bütün eksi scout raporlarıyla birlikte hem o 2008'deki o NCAA serisi büyük takımları eleyerek en sonunda şampiyon Kansas'ı iki sayıyla kaybetmeleri çok olumlu etki yarattı. Amerika'nın biraz göz bebeğiydi Stephen Curry. Çok seviyordu. Genel izleyici onu. Hani kolej basketbolcusu olarak ama hemen bir oyuncu söyleyeceğim. Sana güleceksin, güldürecek. Jimmer Fredette. Yani. Fredette mesela. Bir kahraman da oldu. Evet ama ve daha iyi bir okulda oynadı. Daha büyük bir okulda oynadı bu arada. Davidson'ın hani NCAA turnuvasına veya takvimde koyduğu 3-5 tane büyük maça kadar ciddi rakibi de olmayasın. Çok basit rakiplere karşı yani rekabet düzeyi de düşük rakiplere karşı. 2008'de çok riskli bir fikstür oynamayı tercih ediyorlar. Belgeselde takıma ondan güvenip, da evet. değiniyor. Takıma Ve 4 tane var. kritik maç büyük okullara karşı. Çok yakın karşı. hep te, bir topla iki topla kaybettikleri maçlar. ACC okullarıyla oynuyorlar. Evet. North Carolina Duke, North Carolina State ile oynuyorlar. O açıdan baktığında bir kahramandı ama mesela Fredet'in ne kadar başarısız olduğunu düşün. ...yine de biraz şüpheyle yaklaşılması gereken bir isimdi. Ben hatırlıyorum NBA Fantasy o zaman oynuyordum. <laughs> Meraklıydım. Stephen Curry'i almıştım ilk yılında hatta. Ve geldiğimiz noktaya baktığımızda ben aslında mantıklı düşünsem o zaman oturup... ...tamam seviyorum İşte maç başına 10 tane üçlük deneyen bir adam. Bir numaramı iki numaramı belli değil ki. Bir numara özellikleri biraz son sene ön plana çıkıyor. Richards mezun olunca ondan önce hep iki numara oynuyor. Hep işte perdeden çıkıp topsuz oyunu alıp topları sokuyor. Ya yani şutlarını sokuyor bu noktaya gelinmesi anormal bir hikaye olduğunu düşünüyorum ben. Bu bağlamda belgeselin oraya gitmesini ben çok beğendim. 4 kere NBA şampiyonu olduğunu biliyoruz. Oyunu değiştirdiğini biliyoruz. 3 sayı rekortmeni olduğunu biliyoruz. Yaşla birlikte oyunun şarap gibi iyi şekillendiğini hepsini biliyoruz ama... Hikayenin bu kısmı en enteresan olanı bence. Benim belgeselde kurguda çok beğendiğim şey aslında bu. Yani son şampiyonluk sezonunda biliyorsun şutu çok ciddi türbülansa girdi. Curry'nin kariyerinin belki de şutunun özellikle hiç o kadar türbülansa girdiği bir dönemi yok. NBA kariyerinin şutunun en çok çakıldığı dönemi. Hatta belgeselde de bir Utah maçına değiniyor ama sadece o tek Utah maçı değil. Onun öncesinde yine bir Utah maçı var. O ayın sonundaki Houston'a 40 attığı bir maça kadar şöyle 10-12 maç, belki 15 maçlık bir soru işareti, bir ne oluyoruz dönemi var Curry için. O dönemi ki o sezonun sonunda zaten şampiyonluğa bağlanmıştı mesele. O Michigan'daki turnuvaya bağlıyorlar. Ben oradaki kurguyu çok becerikli, çok yetenekli ve güzel buldum. Yani yerli yerinde o Eastern Michigan maçı galiba ilk maç. İlk maç evet. 13 İki top kaybı. Da bir ekip Eastern Michigan'da küçük bir okul. Ve sonrasında da Michigan'la, gerçek Michigan'la oynuyorsunuz. Zaten Curry de diyor ki ya yani bana kalsa koç beni herhalde ilk beş çıkartmayacak ikinci maça diye düşünüyordum. Ama orada da McClough'ın ne kadar iyi bir biçimde hem oyuncuyu tanıdığını, oyuncuya dokunduğunu ve özgüvenini aşılamak için oynaması gerektiğini bildiğini görüyoruz. Curry zaten hep söylüyor bunu. McClub yaklaşım olarak Curry'ye o özgüveni veren, daha ilk konuşmadan birlikte vakit geçirdikleri ilk günden bu yana Curry'ye Curry olma alanı ve fırsatı tanıyan isim. Bu arada tabii freshman olarak ilk yılında gidip Davidson'da olsa Division 1'de basketbol oynamak kolay değil. 23-24 sayıyla oynuyor maç başına. Ve ilk maçtan sonra kenara çekilmiyor ve anahtarları hücumda tamamen onu teslim ediyorlar. Senin dediği gibi, senin söylediğin gibi belgeselde de bir düşüş anı daha var hatırlarsın. Babasıyla şutunu değiştirdikleri yaz. Hani bir ay boyunca boyalı alanın dışından şut atamadım diyor. Evet, yani Çünkü kaldırdığı için topu. Yani. E, gücü yetmiyor. Bütün şey, şut momenti bozuluyor tabii ki. Düşünürsen körünün kariyerindeki en büyük zorluk da bu aslında. Skorunu tamamen şut üzerine dayalı oynayan oyuncuların aslında laneti bu. Çünkü tamamen tekrar üzerine dayalı ama şutun kaçtığı maçlar en kusursuz insanlarda bile oluyor. Mesela atıyorum büyük skorerlerine baktığında ligin hepsinin potaya gitme ve çok fazla faal alma becerisi var mesela. Farklı şekilde alternatif yoldan oyuna katkı yapma becerisi var. Bazısının savunması çok iyi mesela. Jordan mesela iyi bir savunmacı en kötü oynadığı maçta bile. Bazısı iyi bir pasördür. Evet farklı şekilde değiştiriyor. Potaya gidebiliyor her topta Jordan. Curry'nin en büyük laneti bu. Aslında aşması gereken en zor şey o. Çünkü ilk Üniversiteye gittiğinde de o playmaker, playmaking dediğimiz oyun kurucu özellikleri de aslında ön planda olan bir oyuncu değil. Sadece şutu üzerinden Mekhilov'da cesareti var. Küçük okul olduğu için risk alma şans var. Tamamen onun üzerinden seçilmiş bir oyuncu. Golden State benzer bütün riskleri biliyor. Yani bu adam bir mi oynayacak, iki mi? İki için çok küçük. Nasıl oynayacak? Bir de Montes var galiba adına. Evet. Tam yani savunma e, anlamında bir ya korkunç bir şey. E, bir de bir topla hücum etmek zor. Aynen <laughs> Aynen öyle. O da 25-26 sayıları ki eski NBA'de. Hani pace'in daha düşük olduğu, skorların daha düşük olduğu NBA'de. Yani bu açıdan e, belgeselin senin dediğin noktadan dönüp geçmişinde Curry'nin bu özelliklerine bakmış olması benim çok hoşuma gitti. Ama o kadar da yüksek not vermedik belgeseli diye düşünüyorum ben. Sen nereden kırdın abi? 7 gibi dedin. Onun üzerinden 7 veririm dedin ama. Şöyle artısını söyleyeyim öncelikle gözümüze sokmaya çalışmamış olması ve Davidson hikayesini anlatmış olması ve bu hikaye anlatırken de bir anda Davidson'da çok küçük bir okuldu derken iki yer değil 2000 öğrencisi vardı bir sosyal bilimler üniversitesiydi North Carolina'da diyor. Ve kafamıza vura vura ya bu işte küçücük bir çocuklu bunu nasıl yaptı gibi bir şey anlatmıyor. Bu çok hoşuma gitti ve hikayeyi buradan ele alması çok hoşuma gitti. Akışım ee, akışın ben gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Absürt, abartı, çarpıtılan bir şey oldu. Madını düşünüyorum. Ayakları yere çok ciddi basıyor. Evet, epik bir var. şey yapalım diye bir evet, yani birisi sıfırdan onu, hikaye kurgulamamışlar. Onu izlediğinde var. o dönemi izlemiş bir insan olarak ben ya bu ne uydurmuşsunuz sizde bu da böyle değil diyeceğim bir şey yok. Gerçekten bütün Amerika'nın sevgisi olan acayip underdog bir takım var. Ve oyunu değiştiren maç başına onun 12 üçlük deneyen bir guard var. Ve her anlamıyla underdog bir guard. Negatif olarak ben biraz aslında günümüz göndermeleriyle birlikte temponun zaman zaman çok düştüğünü ve bu bağlantı iyi olsa da dediğin yerde her yerde tam kurulamadığını düşündüm. Benim açımdan kuruldu bağlantı. Ben orada verilen mesajı aslında çok iyi aldım. Hani işte bütün bu underdogluk hikayesi içinde çok da manidar olmuş o senenin sonunda. Tekrar Golden State'in de bir underdogluk dönemi var. Durant'in ayrılışı, Clay Thompson'ın sakatlığı derken. kapandı denen Tam olarak diyoruz. o karanlık dönemden geçerek düşüşten yükselişe, düşüşten yükselişe bağlantısı çok hoş olmakla birlikte bizi biraz kaybettiği ve temponun düştüğü yerler var. Yani hiçbir noktasında da vay be deyip tüylerimin ürperdiği bir an olmadı onu diyeyim. E biraz o Davidson'daki sıkıntılı başlangıçla son şampiyonluk sezonu içerisinde yaşanan sıkıntılara eşleştirmeye çalışırken tempo biraz düşmüş. O iki tane playoff hiç yapamadıkları sezon sakatlıklar. Ona ben de katılırım. Hani ben de 7,5-8 bandında bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Sadece şu bence biraz eksikti ki mezuniyet gününde de Körn'in konuşması belgeselde yer ediniyor. Mekalapla alakalı ya bütün hayatı boyunca kendisine ne oranda destek verdiğini, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlatırken acaba NBA kariyerinde işte kariyerinin başındaki o bilek sakatlıkları, sonrasında az önce bahsettiğimiz düşüşler, yükselişler, inişler o dönemde Davidson'dan takım arkadaşlarıyla ve daha da önemlisi koçuyla nasıl bir diyaloğu vardı? Ben belgeselde onu görmek isterim. Mesela 3-1 Cleveland serisinden sonra koçla bir diyaloğu oldu mu? Takım arkadaşlarıyla bir diyaloğu oldu mu? Öyle bir bölüm isterdim açıkçası. Mesela Jason Richards'ta sanırım ...viski içip şey izledikleri bir sahne var. Evet, turnuva maçını izliyorlar. Evet, turnuva maçını Davidson'ın Hatta Draymond arıyor Michigan State maçı çünkü. Evet acayip orada mesela yakınlığı hissedebiliyorsun. Çünkü çok küçük bir okul Jason Richards kim yani. Böyle kariyerin o noktasında adamı görmek zorunda değil yani. O bağı görebiliyorsun. Dediğine katılıyorum bu arada. Orada bir takım eksiklikler var. Çünkü aslında kariyerinin başında da bir underdog mücadelesi var. En büyük underdog mücadelesi sakatlık. E zaten size küçük denen bir oyuncu için aslında en kötü bir de sakatlık soru işaretini eklediğinde fiziksel zayıflık anlamına geliyor bu tamamen. Evet o kısım daha iyi işlenebilirmiş. Yani aklıma izlerken... Altın gelen... çatışı ben bunu. Yok yok yedi güzel. Yedinin altını inmez bence de. Senin beğendiğini hissettim ben. Bir de son sezonuyla alakalı yine biraz daha içeriden bir şeyler görmek isterdim. Tabii ki Michael Jordan'ın da Chicago Bulls belgeselindeki gibi bir materyal yok. Belli. Zaten bu Golden State özelinde değil kör özelinde bir belgesel ama o son sezonda yaşananlar mesela Boston serisinde finalde 2-1 geriye düştükten sonra 3 maçı üst üste kazandıkları dönemde neler oldu neler bitti biraz ona da değinilebilirdi yani çok maç görüntüleriyle ve spiker anlatılarıyla biraz kolaya kaçıp hadi belgeseli bağlayalım denmiş gibi belki 2 bölümlük 3 bölümlük bir dizi olabilir miydi? izlerken bende uyandırdığı hissiyat bu ama çok uzatmadan, sulandırmadan bağlamışlar. Şunu diyeyim Celtics'te olduğum için o seriden bahsetmem hoşuma <laughs> <Başıma> gitmedi. <laughs> e İnanılmaz bir seri. Öyle değil mi? Celtics olarak acı bir seriydi. Bu yani şampiyon oldukları an zaten o görüntülerde kullanılmış. Curry'nin ben öyle bir duygusal patlama yaşadığını en azından hatırlamıyorum. Ya işte Cuk oturuyor belgeseli. Orada da bir Underdog hikayesi var. Bitmiş bir takım. 15 maç kazanan bir takım. Köre sakattı gerçi bir sezon. Onun da şey, etkisi tamam. var ama. Ne olursa olsun 15-20 maç kazanan bir takımdan tekrar buraya dönüldü. Son bölüme doğru gidilirken tabii şu Davidson'ın aslında ne kadar küçük bir okul olduğuna bir dönmek gerekiyor. Yani NCAA turnuvasında son maçını 1969'da kazanmış bir takım. McClub çok önemli bir iş yapıp 7 kez takımı turnuvaya götürmüş ama 7'de 0 çekmiş. 8. gidişi Curry'nin ilk gidişi ki orada da ilk maçı kaybediyorlar. Çok önemli bir güven veriyor Curry'e. Birçok koçun vermeyeceği bir alanı veriyor ama ufaktan ufak bir pragmatizm var mı? Sanki basketbolun nereye gideceğini görüp yani ben underdog'um. Ben bu takımları onların metoduyla yenemem. Yeni bir metot ve o metodun lider olabilecek bir adam. Sanki o da var gibi. Şöyle bu kolej basketbolunda çok tutan bir formül. Westhead'in Loyola Marymount'u vardır 120 sayılan maç başına yani hani 3-5 saniyede topu kullanmazsan hücuma gidince kenara alınıyorsun. Tam tersidir ya hep kolej basketbolunda bir de 35 saniye şut süresi zon var. 30 tane pas olur hücumda abarttım tabii ki Anladım ama. Ama 30 düzenle. gibi hissedersin gibi yani. Top döner de döner işte katlar top salanda motion'ı izlersin falan filan. Ya evet burada bir fırsatçılık var. Üçük çizgisinin yakın olması da. Oyunu değiştirme adına kolej koçlarının böyle daha fazla alanı olabiliyor. Neden olabiliyor? Bir sen kendini o okulda ...iyi bir öğretmen ve sportif başarı anlamında makulün üstünde bir yere getirirsen... ...sen gitmedikçe bir üniversiteden kolay kolay kovulmuyorsun. Okulun 33 yıl olmuş. Evet. Davidson gibi bir okulda. Yani birçok koç için geçerli. Ekstra başarısız değilsen bir programda seni yollamıyorlar. Evet yani böyle bir risk almış olması çok makul. Bir de şöyle şu açıdan da almak zorunda zaten o riski. Atıyorum büyük bir, bir okul söyle bana. Duke mesela. Duke'un Volkon diyeceğimiz, hani burslu olmayan, takımda oynayan, Duke'de Volkon oynayacak bir adam veya Duke'un burs verip senior yılında bile 10 dakika oynatacağı tarzda bir adam değilsin gibi okula gelip yıldız olabilir. Yani yetenek havuzundaki açık o kadar büyük aslında. Yani evet o açıdan bakıldığında Curry ile, bir risk almış diyebiliriz. Ki o riskin neticesinde 2008'de neredeyse Final Four'un kıyısından döndükleri bir maç. Kansas'a karşı. İki sayıda bitirdi. Son topta da onlar atıyor ama hatta Bill Self'in şöyle öne doğru çöküp neredeyse fenalaştığı bir pozisyon. Orada çok iyi savunma yapıyor Kansas ve Steph Curry'e potayı göstermiyorlar. Herhalde kariyerinde Curry'nin ya keşke o şutu ben atsaydım dediği nadir şutlardan biridir o. Kesinlikle. Kesinlikle. Mutlaka o kullanmalıymış. Kesinlikle okta kalmış. Bu arada sağına doğru gittiğinde bence bir pencere var daha sağlıklı bir şut bulayım diye hafif sola vurduğu anda savunmacı yemiyor orada ve topu elinden Richards'a çıkartmak zorunda kalıyor. Ama zaten o ana kadar her zaman clutch performanslarıyla ön plana çıkıp e, hep tutulduğu için ya yani şöyle de düşünüyorum ben. O şutu soksa ve ne bileyim NCAA şampiyonu olsa belki bu hikaye bu kadar kusursuz olmayacaktı. Çünkü aslında orada tamamlayamadığını NBA'de tamamlamış oldu. Şimdi baktığımda ben e, Curry'nin hikayesine okulu nasıl değiştirdiğini düşünürsek herhalde muadili büyük bir, bir hikaye aklıma benim bir koçta geliyor. Brad Stevens da geliyor yani. Butler'la iki tane final oynamış olması. Bu ölçekte başka bir hikaye yok herhalde. Yani yok. Oyuncu bazlı ben böyle bir şey bilmiyorum. Hatırlamıyorum en azından. Senin tabii kolej basketbolu bilgi çok yok, daha canım, geniş ama... Yok yani çok cidden olağanüstü bir başarı yani. Gerçekten olağanüstü ve sonrasında zaten NBA'de yaptıklarıyla underrated gömleğini de yırtıp ya, NBA'de başardı. NBA'de atması onun daha iyi olmuş diyeyim ben. <laughs> Sembolik açıdan daha iyi yani. Mutlaka öyle. Abi ağzına sağlık. Çok keyifliydi benim için seninle program yapmak. Valla biraz heyecanlandık ama. E ben de biraz heyecanlıydım açarken ama umarım o heyecan keyifli olarak geçmiştir. Son bir de şeye değinelim. Yani Kansas takımı çok iyi bir takım. Ha, tabii. Derrick Rose'un Memphis'ini yenip o sene şampiyonlar. Şey de var. Chris Douglas Roberts'tı. O da çok... Avrupa'da oynadı mı o ya? O galiba de... geldi ya. Aslında Avrupa'da iyi oynayabilecek bir skor ama şutu eksikti biraz. Sanırım ama çok iyi bir Memphis takımını... Yani bir de uzunluğu vardı Memphis'in. Adı aklıma gelmiyor. Sen kesin hatırlarsın? Joey Dorsey zaten Avrupa'da da, Türkiye'de de Gaziantep, Galatasaray hatta bir ara ufak bir Barcelona'da yaptı. Evet tam uzun fiziğinde değildi belki ama birçok pozisyonu savunabilen iyi bir oyuncuydu. İyi bir Memphis takımında yendi Kansas ve Curry'nin Cinderella hikayesine engel oldular. Ama elit 8 dediğimiz şöyle düşünsünler yani yendikleri okullar eksenini düşünürsek o seviyeye gelemeyen çok iyi takımlar da hani var. Mesela ben hep John Chaney'nin Temple'ı normal sezonda işte 80'lerde 90'larda Duke'e falan sağ dar edip North Carolina'ya Elite Eight'i hiçbir zaman geçemedi. Ya yani Oraya kadar gelmek bile baş başına büyük bir başarı. O zaman NBA Extra'yı bugünü kapattık. En kısa zamanda yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.